Merhabalar, ben Hümeyra Erol. 1993 Ankara doğumluyum. 2013 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji bölümünden onur öğrencisi olarak mezun oldum. Hayalim hep sağlıkla ilgili bir iş olduğu için hamileyken tekrar sınava hazırlandım. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden yine onur öğrencisi olarak optisyenlik mezunuyum. Uzun yıllar farklı optik mağazalarda çalıştıktan sonra eşimin tayinli bana çıkması dolayısıyla Van'da kendi mağazamı açtım. Burada keyifli işimi yürütmekteyim. Bana geldiğimiz 2021 yılının son aylarında gelir gelmez bir ay içerisinde kendi optik mağazamı kurdum. Şu an yaklaşık 7. ayımıza girmek üzereyiz. Van merkezde kendi işletmemi kurarak işimi devam ediyorum. Şöyle, ekonomi tabii ki önemli. Ancak kaliteli gözlük illa pahalı gözlük demek değildir. Uygun fiyatlı kaliteli gözlükleri optik mağazalarda bulabilirsiniz. Yeter ki bir optik mağazadan orijinal ürün satın alın. Şöyle, 200 liraya da kaliteli bir güneş gözlüğü alabilirsiniz. Biraz daha farklı bir markada yüksek bütçeli bir güneş gözlüğü alıp göz sağlığınızı koruyabilirsiniz. Burada önemli olan güneş gözlüğünün ultraviyole ışınlardan koruyor olması, güneşe çıktığınızda sizin bir kalkan görevi görüyor olması gerekiyor. Yani burada maddiyattan ziyade orijinal ürün olması gerekiyor. Yoksa yerli üretim Türk markalarında çok uygun fiyata kaliteli güneş gözlükleri bulabilirsiniz. Bunda yetkili bir optik mağazadan optisyen eşliğinde size en uygun güneş gözlüğünü birlikte seçmeniz gerekiyor. İhtiyacınıza göre güneş gözlüğünü seçebilirsiniz. Ve gözlük aslında yaz-kış kullanılması gereken bir tıbbi aksesuar olarak düşünebilirsiniz. Sadece yazın kullanımı ile ilgili bir aslında yanlış bilgi var halk arasında. Halbuki güneş ışınları kışın da bizi çok çok rahatsız eder. Hatta kar yağdığında kardan gelen yansımaların göze ne kadar zarar verdiğini hepiniz fark etmişsinizdir. Güneşin olduğu her daim, yani güneş doğumundan batımına kadar güneş gözlüğü takmanız gerekiyor. Güneş ışınlarına nasıl zarar verdiniz? Güneşten gelen ışınların bir kısmı atmosferde süzülebilirken bir kısmı süzülemediği için direkt gözünüze etki etmekte. Bu da erken yaşta katarakt riskini oluşturuyor. Onun dışında göz kenarında kaz ayakları dediğimiz kırışıklıkları çoğunuz fark etmişsinizdir. Bunun için de yine gözü tam saran ve koruyan bir güneş gözlüğü kullanmalısınız. Güneş sadece gözlere değil, cilde de zarar verir. Şöyle, doktor size bir gözlük reçetesi yazdığında lütfen bunu yetkili olan bir optisyen eşliğinde alın. Buna çok çok dikkat edin. Ekonomi elbette çok önemli. Tabii ki bütçenize uygun bir gözlük ve cam ve çerçeve seçimi yapmanız gerekiyor. Lütfen burada optisyenden bilgi alarak gözünüze uygun, yaşınıza, mesleğinize uygun bir seçim yapın. Bütçenize en uygun olacağı şekilde olması önemli tabii ki. Van AVM'nin arkasında yer alıyor benim optik mağazam. Hayat Hastanesi'nin karşısında Hayat Optik. İletişim numaralarını zaten yer alacak. Her daim bilgi alabilirsiniz. Şimdi Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaşmalıyız. Sizin bağlı olduğunuz sigorta kapsamında devlet belli ödemeler yapmaktadır. Aslında bu sizin kurumunuzla da ilgili. Bazı kurumlarda sigorta kapsamında 1000 liraya varana kadar gözlük bedeli ödenmektedir. Ama genelde belki %90'ına yakın hastaların cam artı çerçeve için SGK ödemesi 50 lira olmaktadır. Bunun geri kalanı özel sağlık hizmetine girdiği için hasta tarafından karşılanması gerekiyor. Çok uygun, ucuz çerçeveler ve camlar bulabilirsiniz. Ancak bu sizin hem göz sağlığınıza zarar verebilir hem de sahtecilikle karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden bir kere alın, sağlığınıza ne olur.